geldin. Beni tanımıyorsan ben Nur Köroğlu. Burada olmandan çok memnunum. Zaten başlıktan da gördüğün gibi bitirdiğim ürünleri yorumlayacağım. Memnun kaldım mı kalmadım mı bir daha alır mıyım? Bunları seninle paylaşacağım. Çok uzun zamandır da biriktiriyorum. Bitirdiğim işte az kalan ürünlerimi falan. Bu arada bu benim ikinci videom bugün çektiğim. Az önce bir tane videodan çıktım. Hemen yeni bir çekime geçtim. O yüzden beni bu şekilde daha önce farklı bir videomda görmüş olabilirsin. Hadi hemen bir an önce bitirdiğim ürünlere koyulalım. Şimdi şöyle elimi atacağım. İlk gelenlerle başlıyorum. Evet, mesela bu. Garnier'in bir miseler suyu, makyaj temizleme suyu. Benim yıllardır makyajımı çıkarırken kullandığım tek marka diyebilirim Garnier'in makyaj temizleme suları. Çünkü yakma vesaire kokusu da yok zaten. Kokusu olmayan bir ürün. Çok çok uzun süre kullandığım, makyaj temizleme suyu olarak kullandığım tek marka. Garnier'in mesela memnun olmadığım şeyleri de var aslında. Çok fazla ürününü kullanmıyorum ama temizleme suyundan memnunum aslında ben. Hani hiçbir sıkıntım yok. Şu an kullandığım temizleme suyu çok çok daha iyi. Tabii o tartışılmaz bir şey ama daha temiz, çok daha etkili. Ama şu an kullandığım markayla tanışmadan önce bunu kullanıyordum. Bunlar kaç şişe bitirdim bu zamana kadar hatırlamıyorum. Böyle genelde büyük boylar alıyorum. Hatta bir küçük boyda olması lazım bende. Bir dakika bakayım. Evet. Şu boyu da var. Normalde genelde bu boyu alınıyor ama ben bu 200 kullanımlık bu arada. 400 ml'lik. Bu da 700 ml'lik. 350 kullanımlık. Ben genelde böyle büyük boylarından alıyordum. Hani yurtta falan çok fazla kullandığım için tekrar tekrarlama gerek kalmıyordum. Çok uzun süreli gidiyor gerçekten. Her gün mesela okula giderken makyaj yaptığımı ve geldiğinde çıkardığımı düşünürsek işte ben mesela o döneme başlarken alıyordum. Eylül gibi yurda gitmeden önce alıyordum üniversiteye giderken. İşte dönem bitene kadar, ikinci dönem hatta bahar dönemi bitene kadar elimde kalıyordu, bitmiyordu yani. Bunun bir şikayetim yok. Denemek isteyenler deneyebilir Garnier'ın makyaj temizleme suyunu. Bunları şöyle bırakıyorum. Şimdi sıra geldi Elidor'un bu kıvırcık saçlar için saç şekillendirici belirgin bukler adlı kremine. Kokusu inanılmaz güzel. Yani o kadar güzel ki şeker gibi yiyesim geliyor. Ne zaman yani kardeşim benim kıvırcık bu arada. Ben de arada işte böyle örüp salarsam ya da kurutmakla üşenirsem böyle arada yapıyorum. Saçımı şekillendiriyorum. Dalgalı olduğu için benimki de yatkın hemen şekil alıyor. Ama ne zaman bundan ya ben ya da kardeşim uygulasa o da mis gibi kokuyor. Yani kokusu inanılmaz güzel. Bence şekillendirme konusunda da iyi. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle çok yoğun kıvırcık bir insan olmadığım için ve bu saçımı dün işte balık sırtı örmüştüm. Bugün de saldım. Hani o yüzden böyle. Tutuyor mu? Tutuyor saçımın yapısı olarak ama kıvırcık saçlı bir insan değilim. O yüzden hani böyle kıvırcık saçlılar için olan ürünleri çok çok yorumlamak istemiyorum. Belki daha iyi bir krem vardır. Mesela bilmiyorum. Kardeşim kullanıyor. Belki çok daha memnun olduğu bir başka bir krem vardır ama ben bundan da memnunum. Bana yetiyor yani benim gibi olanlarınız varsa. Çok çok bitirdim bu arada bundan. Dene bunu kutusundan da çıkmıştı bana. Dene bunu da yollamıştı bundan bir tane. Severek kullanıyorum. Kokusu çok güzel. Bunu da hemen geçiyorum. Çok fazla ürün olduğu için biraz hızlı hızlı anlatıyorum. Evet. Pharmacy'nin bu koltuk altı rolunun. Yani 24 saat boyunca kuruluk koruma, terlemeyi önleme şeyi veriyor. Vaadi veriyor ama bence öyle değil. Ben açıkçası memnun değilim yani. Memnun kalmadım yani. Bir daha almam diye düşünüyorum. Kokusu öyle bayan bir koku değildi ama etkisi de yoktu açıkçası yani hani sıradan. Bana böyle wow deyip de gerçekten bir koruma etkisi falan sağladığını düşünmüyorum ama kokusu rahatsız etmiyor. Ama bir daha da kullanmam. Şöyle göstereyim. Belki aranızda denemek isteyenleriniz olur. Bunu da bu şekilde geçiyorum. Evet şimdi elime böyle bir parfüm geldi. Boş parfüm şişesi. Bunu ben Coton'dan almıştım. Bunun hikayesi adı da şey. Delicat Bloom doğru okuyorsam. Bunun hikayesi nasıl biliyor musunuz? Kardeşim bir gün işten geldim. Böyle çok değişik bir koku kokuyor ve güzel hoşuma gitti. Şekerli falan değil böyle. Ondan sonra işte dedim sen ne kokuyorsun falan bak koklayınca bile hoşuma gitti. Böyle tam bir sıcak kış kokusu. Hani böyle vanilya, krem, karamel falan. Böyle anlatamıyorum ya çok hoşuma giden bir kokusu var. Ondan sonra dedi işte soyunma odasında arkadaşım dedi sıktı dedi. Bu arada arkasını okuyorum hani bir şeyler yazıyor mu diye. Soyunma odasında işte dedi, arkadaşım sıktı dedi. Onun parfümü. Dedim çok güzel kokuyor hemen ismini al.
Koton'dan almıştım. Şişesini zaten gösterdim. Gerçekten güzel kokuyor. Kışın böyle böyle sıcak, hani anlatabiliyor muyum ya, böyle bir sıcaklık işte ortama girdiğinde böyle içini ısıtan tam bir kış kokusu diyebilirim. Aklınızda bulunsun. Çok çok da uygun almıştım. Zaten şişesi küçük ama kış boyu bana yetmişti açıkçası. Bunu da bu şekilde geçiyorum. Kendi parfümümün haricinde de bir koku kullanmayan bir insanım bu arada. Hani böyle çok beğenirsem şans veririm. Bunu da o kadar beğenmiştim. Evet, şimdi elime şöyle bir ürün geldi. Şöyle göstereyim. Bu Golden Rose'un bir fondöteni. Küçük fondöten concealer diye geçiyor. Şurada da öyle yazıyor zaten. İkisi bir arada, hem fondöten hem concealer. Ama boyutu çok çok küçük. Yani inanılmaz küçük görebiliyorsunuz şöyle. Ama o kadar yetiyor ki arkadaşlar, şok olursunuz. Şöyle küçücük bir şey bile elime alsam. Şu an bitti yani, bayağı oluyor bitene. Küçücük bir şey bile alsam çok çok etkili oluyordu. Bundan ben 2-3 tane bitirdim. Daha da almadım çünkü üniversitede ben çok fazla fondöten kullanan bir insan değildim. Genelde böyle kapatıcıyla falan her gün makyaj yaptığım için okula giderken falan. Hani fondöteni çok kat kat sürmüyordum. Kapatıcıyla bu tarz şeylerle, küçük şeylerle günü geçirebiliyordum. Ama bu da o kadar etkili bir ürün ki azıcık bile alsanız da tüm yüzünüze yetiyor fondöten olarak kullanmak istediğinizde. Yani bundan bir iki kere almıştım. Sonra işte YouTube kanalı açtım falan filan. Dakika fondöteni tam olarak hayatıma dahil ettim. Öyle yani, bundan bir iki kere kullandım üniversite zamanında. Günlük makyajlarım için. Sonrasında daha almadım ama tercih edebilirim. Bu arada 15 SFP korumalıymış. Onu da söyleyeyim, şu an dikkatimi çekti. Üzerinde yazanları okuyorum da bir yandan. Bu şekilde. Başka vitamin E varmış içeriğinde. Hiç büyük boyunu da alma şeyine girmemiştim. Hep böyle küçük kalıyordum. Evet. Şimdi elime Simple'ın şöyle bir temizleme jeli var. Simple ürünlerini seviyorum. Türkiye'ye ilk geldiğinde de bayağı böyle severek almıştım birkaç ürününü. Peelingini falan da kullandım. Hiçbiri bana bir alerjik etki yapmadı aslında. Hani ama böyle çok abanıma fayda da sağlamadı. Hani normal yani. Mesela Garnier'ın temizleme suyu içinde de değilsem aynısını bunun içinde diyorum. Ha, kullanılır mı? Kullanılır. Ama şu faydalarda bulundu, şöyle oldu, cildime şöyle iyi geldi diyemem hiçbiri için. Ama bir alerjik reaksiyon da göstermedi aslında benim için. Kokular da hiçbir zaman beni rahatsız eden kokular da değil. Hani temiz içerikli olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemek için iyice bir araştırmak lazım ama hayvansal kaynaklı içerik içermez. Hipoalerjeniktir, dermatolojik olarak test edilmiştir diye belirtiyor. İş görür. Hani böyle öyle söyleyeyim. Merak ediyorsanız deneyin ama wow'luk bir şey de yok yani, öyle söyleyeyim. Bunu da bitirdim. Şöyle geçiyorum. Bu arkadaşlar benim kozmetik ve cilt bakımı ürünlerini incelediğim bir videom var. Yukarılardan çıkarırım. Eğer denk getiremezsem oradaki ünlem işaretine basın. Kartlar çıkar size orada. Orada görürsünüz. Yeni aldığım ürünleri incelediğim bir videom var. Bu takviye edici gıdamdan da o videomda bahsediyorum. Bu arkadaşlar Beautybox. İkisi bir arada bir takviye edici gıda. Poşeti sizin için bir tane son kalanı ayırmıştım. Şöyle bir iki gün boyunca içmedim bunu. Aslında bir tane bu kaldı. İçmem lazım. Şu şekilde içerinden takviye edici gıdalar kapsül şeklinde çıkıyor. Peki bu ne derseniz hemen hızlıca okuyayım. Bunun içerisinde 12 vitamin var. Coenzim Q10 var. Folik asit, taurin ve beta karoten içeren iki formülü takviye edici bir gıda kendisi. Hangi vitaminler var derseniz vitamin C, B3, vitamin E, vitamin B5, B6, B2, B1, vitamin A, folik asit, biotin, vitamin K, vitamin B12, vitamin D, taurin, coenzim Q10, beta karoten. Yani yok. Bütün hemen hemen çoğu vitamini barındıran bir ikili takviye edici gıda. Ben içerisindeki biyotin için kullanmıştım. Bir ara biyotini sadece kapsül olarak da kullanmıştım. Onu da Kasım ayı alışverişimde mi? Eylül ayı alışverişte bir videom var benim. Bakarsanız kanalıma göreceksiniz videoların arasında. Yine çıkarırsam köşelerden bir yerden çıkarıyor olacağım. Orada da biyotini göstermiştim. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında bahar dönemlerinde 3 ay boyunca bırakmadan kullanmıştım ve gerçekten etkisini de görmüştüm. Bu yılda bununla tanıştım. Beautybox'ta. İçerisinde zaten hem diğer vitaminler de var hem biyotin de var. O yüzden bunu tercih ettim. Bu şekilde çantanıza da atıp taşıyabilirsiniz. Hani gittiğiniz yerlere, iş yerlerinize vesaire götürebilirsiniz.
Ben çok çok memnunum. Gerçekten saçımda da, tırnaklarımda da o kadar güzel etkisini gördüm ki. Zaten diğer vitaminler açısından da eksikliğimi kapatmıştır ama biyotin eksikliğimi çok çok kapattığını düşünüyorum. Bundan memnunum. Daha alır mısın dersen sipariş ettim bile arkadaşlar. Yani düşünün biter bitmez hemen siparişimi oluşturdum. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ürün hakkında bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde size bilgilerini veririm. Bunu da geçiyorum. Evet, şimdi Golden Rose'un şöyle bir mat ruju var elimde. Golden Rose'un 102 numaralı ruju. Herkeslere yine aldırdığım bir ruj. Yani gören soruyordu direkt. Ve ben de hemen söylüyorum. O kişiye aldırdığım bir ruj ama artık bitti yani. Dibini sıyırdı. Kışın özellikle çok güzel gidiyor. Yazın da bunu sürüp mat olduğu için üzerine bir gloss geçerek çok güzel bir renk yakalanabiliyor. Memnunum. İkinci alışım. Üçüncüyü de alırım diye düşünüyorum. Bunu da geçiyorum. Evet, yine Garnier'ın bir ürünü. Şöyle göstereyim. Bunu alalı çok oluyor. İnatçı siyah noktalar ve pürüzlere karşı demiş. Bu da yine dermatolojik olarak test edilmiş. Kokusu tam bir cif gibi arkadaşlar. Gerçekten bunu hatta ilk kullanmaya başladığımda böyle bir tuhaf hissetmiştim kendimi. Cif gibi koktuğu için hani yüzüme ne sürüyorum gibi. Ama temizleme açısından güzel temizliyor. Yüzünüzü yıkadıktan sonra bununla bir ferahlama hissi geliyor. Rengi siyah bu arada. Siyah bir jel. Şu an bittiği için gösteremiyorum. Yani ben de bir aksi testi yapmadı ama cildimi çok geriyordu. Sadece onu söyleyebilirim. Cildinize gelen ürünler size göre değildir. Oh cildimi geriyor mis gibi temizlendim hissiyatı aslında yanlış bir hissiyat. Yüzünüzü temizledikten sonra böyle bir pamuksuluk bırakması lazım. Gergin gergin kuru bir cilt değil de hani anlatabiliyor muyum? Yani daha dingin, daha dinlenmiş bir cilt bırakması lazım size kullandığınız ürünün. Gergin gergin kuruyan bir cilt değil. Hani eğer öyle oluyorsa herhangi bir kullandığınız üründen sonra zaten o ürün size göre değildir. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Hani çok fazla cilt ürünü denedim. Son zamanlarda denemeye de devam ediyorum. Kesinlikle eminim yani bu sözüme güvenebilirsiniz. Bu da bende biraz gerginlik hissi yaratıyordu. Yüzümü böyle ferahlatıyordu o kömür etkisiyle. Ama yüzümü geriyordu. O yüzden bir daha kullanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Bunu da geçiyorum. Ve şimdi de sıra Pantene'in argan yağında. Bunu zaten bilmeyenleriniz yoktur diye düşünüyorum. Yağ terapisi. Pantene'in yağ terapisi. Herkes tarafından çok çok kullanılan ve bilinen bir ürün. Seviyorum. Kötü bir etkisi yok. Şu an elimde Bioblast var. Bioblast'ın bir argan yağı var. Ha, bundan bir daha alır mıyım? Alırım. Hiç sıkıntı yok. Ben arada Bioblast kullanırım. Arada bunu kullanırım. Olabilir yani. Beğeniyorum bunu. Etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi elime Maybelline'in 745 numaralı ruju geliyor. Bu da yine Golden Rose'un mat ruju gibi aldıra aldıra bitiremediğim bir ruj. Şu kadarcık kalmış baksanıza. Gerçekten bu da çok çok severek kullandığım bir ruj. Yenilemem lazım yani acilen. 745 numaralı mat bir ruj değil bu arada. Parlak bir ruj. Elimde birazcık göstereyim mi size? Ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Çok çok kişiye de aldırdım yani ciddi manada. Gören herkesin aldığı bir ruj. Kesinlikle bunu almaya devam ederim yani. 745 numaralı tekrar söylüyorum. Maybelline'in 745 numaralı ruju. Evet, bunu da geçiyorum. Şimdi elime şöyle bir ürün geldi. Bu da Pharmacy'nin kaş maskarası. Bunun fırçası biraz şey arkadaşlar, biraz dandik geldi bana. Rengi de böyle doğal durmuyor. Hani çok sevmedim Pharmacy'nin kaş fırçasını. Şöyle size de göstereyim yine. Merak edenleriniz varsa. Hani almam yani, biraz sevmedim. Çünkü gerçekten doğal durmuyor. Güzel bir şekilde boyamıyordu ayrıca. Boyadığınız sürdüğünüz yerde böyle kalıyor. Sevmiyorum o görüntüyü. Bunu da geçiyorum. Evet, benim canım bir tanem fondötenim. Şöyle göstereyim. Yine çok 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 fazla sorulan bir fondöten. L'Oreal'in True Match fondöteni. Yani bu zamana kadar benim videolarımı izleyenleriniz elimde hep bunu gördünüz. Şu an Wet n Wild'ın bir fondötenini kullanıyorum. Ama bundan çok çok memnunum gerçekten. Hani alırım yani yine. O bitsin. Tekrar bunu alırım. Farklı bir fondöten denemezsem. Bitti bu da ama bir yıl falan kadar dayandı yani, öyle söyleyebilirim ki YouTube makyajları falan da çok çektim biliyorsunuz. O makyajlarda çok fazla fondötenler gidiyor. Günlük hayatımın dışında da çok kullandım yani videolar için. Ona rağmen gayet uzun süreli giden bir ürün. Fiyatı böyle o çok ucuz, çok uygun diyebileceğimiz bir fiyat değil. Ama öyle abartı bir fiyat da değil açıkçası. Hani aldığımızda sizi gerçekten tatmin edebilecek bir ürün. Ben tekrar tekrar alırım dediğim gibi. Bu şekilde bunu da geçiyorum. Şimdi elime bu geldi. Şöyle göstereyim. Bu da Cybermarines markasının bir saç maskesi. Bunu da iyice bitirmişim. O kadar az kalmış ki şu kadarcık falan. Şöyle görebiliyor musunuz? Yani kullanılır da şöyle dibini sıyırarak bir kere daha kullanılır galiba.
Parfümlü bir kokusu asla yok. Bunun sebebi tamamen bitkisel bir ürün olması. Sevilla'daki endemik bitkilerin kullanılarak üretilmesi, hayvanlar üzerine test edilmemesi, bu şekilde bitki kokmasının sebebi budur. Gerçekten çok aşırı memnun olduğum bir ürün bakın. Hani hiç yani şey değil, lamacım yok. Direkt çok aşırı memnun olduğum bir ürün. Azıcık elinize alıp saçınıza şöyle kökten ucu eğdirdiğinizde saçlarınız böyle ay saçlarım nereye gitti falan diyorsunuz. Hani o kadar ipek gibi tel tel açılıyor ve yenilikleşiyor ki hiç ağırlık yapmıyor. Direkt böyle tel tel açıyor saçlarınızı. Şok olursunuz yani. Gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Tekrar tekrar alacağım bir ürün kendisi. Stoklara gelsin, hemen yakalayacağım bundan mesela. Bunu da geçiyorum. Şimdi elime canım bebeğim bir tane uzun süredir başka hiçbir rimel kullanmadığım La Sensational Maybelline rimelim. Bitti arkadaşlar bu da ya. Bayağı bundan kaç kutu bitirdim artık bilmiyorum ama aşırı aşırı memnunum. Tekrar tekrar alacağım bir ürün. Ucunu yani şöyle söyleyeyim. Ben mesela rimel çok önem veriyorum. Şu an gözümde de takma kirpik var. Bu arada güzel durmuyor. Takma kirpik yani çok takamıyorum ama bir Reels videosu çektim. Onun için taktım. Ama rimel çok seven bir insanım. Kirpiklerimi de beğeniyorum açıkçası. Ve hep şey derdim. Ya şöyle gözümüzde oturacak. Gözümüzün şeklinde bir rimel. Ondan sonra silikon fırçalı olsun. Kıl fırça olmasın. Böyle tane tane ayırsın. Bir yerden böyle kaldıralım. Bir yerden ayıralım. Böyle bir rimel niye yapmıyorlar falan derdim. Lise yıllarımda da hep düşünürdüm. Ve tam olarak o rimeli yaptılar. Biri de durup düşünmüş yani. Demiş ki ya gözümüze otursun. Uzatsın, tel tel ayırsın, yoğun işte siyahlık da versin deyip bu rimeli üretmişler. Aşırı aşırı memnun olduğum bir rimel. Ama biz bu rimeli 30 liralara falan alıyorduk. 30-33 liralara falan alıyorduk. Bir popüler oldu, bir patladı. Bu rimel şimdi o kadar pahalı ki. Ya yersiz pahalı yani. Hakkını ver, hak ediyor mu? Evet hak ediyor o parayı ama yani tamamen popüler kültür bu rimeli bu hale getirdi. Bir tane daha bir ürün var. Böyle düşündüm. Hemen onu da gösteriyorum. O da bu. Yine Maybelline'in. Bu kapatıcısı. Bu da arkadaşlar yine 31 liralara falandı. Hatırlıyorum ben ya. Ablam böyle kaç tane bitiriyordu bundan. Sürekli 30 liraydı alıyordu. Alıp alıp kullanıyordu. Ay bu bir patladı. Popüler kültür etkisiyle bu bir fiyatı arttı. Böyle bir şey olamaz ya. Bunu da çok severek kullanıyorum ama bu sırada bunu da göstermişken. Bunu da seviyorum. Kullanıyorum. Bunun dışında kullandığım bir kapatıcı da var. Uzun zamandır da almadım açıkçası bundan bir tane daha. Çünkü yersiz yere arttı fiyatı ama alınır yani. Alabilirim memnunum. Evet şimdi bu. Diyeceksin ki kızım bu bitmemiş. Niye gösteriyorsun? Bunun içinde su var. Bildiğiniz su var. İçi şey değil yani. Ürünün kendisiyle dolu değil. Videonun başında da söylediğim gibi benim kız kardeşim kıvırcık. Kıvırcık olduğu için kıvırcık olanlarınızı bilir. Saçlarınızı sürekli fıs 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 ıslatıyorsunuz ki o bukleler yenilensin. Hani posurduğunda falan daha böyle belirgin hale gelsin. O da o yüzden bu şişeyi öyle kendine fıs fıs yaparak değerlendirmiş. Bittikçe suyla dolduruyor. Zaten bu Elsev'in altı mucizevi yağı yağlı bir görüntülü. Bakın bu bildiğiniz su. Ya kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsam işte. Ya bir kanıtlama çabam da yok da açıklıyorum. İkisi bir arada bakım iksiri diye geçiyor. Bunu ben yurtta kullanıyordum üniversitede. Gerçekten de güzeldi yani memnunum. Kokusu da güzel. L'Oreal Paris'in Elsev mucizevi yağı. Her saç tipi için uygun diyor. İkili bakım iksiri. Şöyle görebilirsiniz. Yeteri kadar. Yani bunu da kullanılı çok oluyor aslında. Glisinkine geçtim. Sonra Glisin bakım sütünü keşfettim. Onu kullanmaya başladım. Sonrasında işte bu saç maskesi, saç kremi falan derken bunu almaya sıra gelmedi ama ihtiyacınız varsa alın. Boyu da yeterli. Açma konusunda da saça etkili olduğunu düşünüyorum. Kokusu da güzel. Of! Ne kadar konuştum. Çok konuştum yine. Sesim kısıldı. Çok konuşunca sesim kısılıyor. Neyse devam edelim. Tane tane. Farmasinin bir ürünü. Bu ruj değil. İçerisindeki renkten dolayı ruj sanabilirsiniz ama ruj değil. Dudak dolgunlaştırıcı Farmasinin. Etkili mi derseniz her dudak dolgunlaştırıcıda olduğu gibi bunun da içerisinde bir mentol var. Hani naneli, nane yağı ya da bir mentol etkisi var ama dudakları aman aman dolgunlaştırmıyor. Ben sadece şunu seviyorum. Parlatıcı. Çok güzel hani yağ olduğu için çok güzel glosslardan bile daha güzel bir parlatıcı etki veriyor. Hatta hadi hemen ne kaldığı kadarıyla birazcık sürelim sizinle. Siz de görün. Bakın gloss olarak yani parlatıcı olarak kullanmak istediğinizde gerçekten güzel etki veren bir ürün. Şu an mesela hafif hafif ferahlıyor dudaklarım. Ama dolgunlaştırmıyor. Yani kesinlikle dolgunlaştırma etkisi yok. Ama dediğim gibi bir karıncalanma, ferahlık hissi veriyor. Ve bu şekilde parlatıyor güzel.
Bakın, eğer ki bu duruşu seviyorsanız farmasinin dudak dolgunlaştırıcısını deneyin mutlaka. Benimki az kalmış, hatta bitmiş bile. O yüzden ikide bir batırıp 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 öyle sürmek zorunda kaldım. Duruşu bu şekilde. Ve hani diğer glosslar gibi böyle yapış yapış bir etki yapmıyor. Bakın. Gördünüz mü? Yapış yapış yapmıyor. Yani tercih edebilirsiniz merak ediyorsanız. Ben gerçekten severek kullanmıştım. Belki alınabilir. Yani onu da söyleyeyim. Evet, şimdi elime böyle bir ürün geldi. Bu neymiş? The Beauty'nin soyulabilir parıltılı maskesi. Nemlendirici etkiymiş. Gliserin ve hyaluronik asit içeriyormuş ama açıkçası ben bunu tamamen simli olduğu için almıştım. Hatta şöyle elime sıkayım diyeceğim ama bakalım yapabilecek miyim onu. Şöyle elime süreyim. Görebiliyor musunuz? Biraz böyle parıltılı. Hani böyle ferahlık hissi veren sürdüğünüzde ama hiçbir etkisi olmayan bir maske açıkçası. Hiçbir şey olmuyor yani. Sadece yüzünüze sürüyorsunuz. Sonra da kuruyunca soyuyorsunuz. Öyle bir ürün. Şöyle tekrar göstereyim. Bir daha alır mıyım? Almam. Muhtemelen gratiste böyle kasa arkasındaydı. Dediler ki şu kadar düşüyor. Ben o zaman alayım dedim. Kesin öyle bir ürün. Yani öyle etkili bir maske değil. İçerinde ne olduğunu bilmiyorum. Hani sürmeyin yani. Böyle maskeleri çok göstermek de istemiyorum. Evet, şimdi elime böyle bir ürün geldi. Bu arada ellerim biraz kirli görünüyor olabilir. Her ürünü size göstermek için sürdüğüm için ellerim biraz karman çorman oldu. Neyse, devam ediyorum. Şöyle bir ürün, neymiş bu? Farmasinin siyah maskesi. Bundan hiç memnun kalmadım ya. Bitirmek bile istemedim. Öyle söyleyeyim. Bunun da yapısını gör. Bunun da yine yapısına bir bakalım. Bu arada şu soyuluyor bakın. Az önce gösterdiğim sinirli maske vardı ya. Size göstermek için elime sürdüğüm. Bunu göstereceğim yapısına. Şöyle çok azıcık aldım. Böyle yüzüme sürdüğümde sanki uhu sürmüşüm gibi hissiyat veriyor. Gerçekten bu farmasinin bir ürünüydü galiba ya. Hiç hiç memnun değilim ya. Bir de şimdi bilinçlendikten sonra eğitimler falan aldıktan sonra cilt konusunda bunu nasıl yapıyormuşuz yani kendimize diye düşünüyorum. Baksanıza şuraya. Kokusu da yemin ederim size uhu yani bakın. Bildiğiniz uhu. Neyse bunu da geçiyorum. Çok fazla göstermeden. Daha da kullanma, almam yani asla daha kullanmam. Başka ne kaldı? Sonra şöyle bir ürünüm var. Bu da yine aşırı aşırı uzun zamanlar elimde kalan ve nihayet biten bir ürün. Oriflame'in bir ürünü. Bu The One. Çok açık renkli bir kapatıcı. O kadar açık ki bunu hatta gold... aman. Bunu hala gotik makyaj yapmıştım. Gotik tarz bir makyaj. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Yine köşelerden bir yerden çıkarırım. Orada böyle hani gotik tarzdaki makyajlarda çok fazla açık renk olur ya böyle bembeyaz hani öyle bir görüntüleri oluyor onların. Bu da çok açık olduğu için orada kullanmıştım ama bir daha almam yani hani daha güzel kapatıcılar kesinlikle var. Zaten onu bana ablam vermiş olması lazım öyle hatırlıyorum. Ben hani almamıştım kendim araştırıp. Sonra elime böyle bir ürün geliyor. Şöyle göstereyim. Ay elimde de hala şu maskenin şeyleri, kalıntıları. Bu Nivea'nın bir dudak kurutucusu artık yani kullana kullana dibini getirdim. Şöyle göstereyim. Renk olarak çok güzel bir renk veriyor. Hemen elimde de göstereyim. Şöyle şuraya sürüyorum. Güzel bir renk veriyor. Rengini seviyorum. Hani mesela böyle acil işte bir yere gitmeniz lazım. Hiçbir şey yok yüzünüzde. Hemen bunu sürüp bir renk verebilirsiniz. Ama öyle nemlendirme açısından falan güzel bir nemlendirme sağlamıyor bence. Şöyle biraz daha göstereyim. Şu. Yani güzel bir rengi var. Kalıcı da bu arada rengi. Bence. Ama nemlendirme açısından çok çok yetersiz. Ha, yani elimde böyle bir renk veren bir nemlendiricisi olsun diye belki alabilirim ama Blistex'in renk dudak nemlendiricisi de çok başarılı ama bunun kadar işte rengi şey değil. Etkili değil. Bu da böyle bir ürün. Bunu da geçiyorum. Başka ne kaldı? Şimdi açıkta olanları anlattım. Sıra geldi. Şu poşete.
Bunun içerisinde de bayağı bir biriktiriyorum. Hemen bunlarla devam edelim. Bu arada ben aşırı rahatsız oldum. Şu kirpiklerimi çıkarmak istiyorum. Ay dünya varmış, yemin ederim. Kirpik sevmiyorum, takamıyorum. Delice gidip kirpik takmam. Çok mu boş oldum böyle? İnanın şu an çok umurumda değil. Çünkü gerçekten rahatsız etti beni. Böyle devam edelim. Şöyle elimi atıyorum. Garnier'in. Allah'tan da dedim ki Garnier'in çok dedim kullandığım bir ürünü yok dedim. Bir sürü çıktı. Şöyle bir deodorantı. Bu geçen yazın iki tane falan almıştım. O zamandan kalma bir deodorant. Seviyordum açıkçası ben bunu ya. Hani şey diyor, lekesiz koruma. Siyahlarda beyaz renk, işte beyazlarda sarı renk, renklilerde solma yapmaz diyor. Hani onunla alakalı bir şey söylemeyeceğim ama kokusu, ferahlığı falan, mineral dokunuşlu olması falan iyi geliyordu bana açıkçası. Bilmiyorum. Seviyorum yani, sevmediğim bir ürün değildi aslında. Şimdi elime böyle bir kutu geldi. Bunu anlamaya çalışıyorum. Bu kutu neden var? İçinde ürün de yok. Misha'nın bir kutusu. Niye var? Ay he, tamam tamam. Ben şey almıştım, bu Misha'nın sivilce bantlarından almıştım. Instagram'ımda beni takip edenler varsa orada da göstermiştim. Bir de Kasım ayı alışverişimde de anlatmıştım. O sivilce bantlarını işte şeffaf bir bant. Sivilcelerinizin üzerine yapıştırıyorsunuz çıkarken. O onun çıkmasını engelliyor falan, öyle bir bant. Şöyle boyutları da var. Küçükten büyüğe doğru şöyle. O bantlardan kaldı mı? Çok az kaldı muhtemelen. Bulamadığım için gösteremiyor olabilirim size. O yüzden kutusunu buraya koymuşum galiba anladığım kadarıyla. Ne söyleyebilirim o bantlar hakkında? Çok aman aman işe yaramıyor. Her yapıştırdığınızda gerçekten böyle diye sivilceyi içine çekip işte sivilceyi kurutmuyor. Bence öyle o kadar etkili değil. Ama böyle ufaktan bir hani akşam mesela sürdünüz, ertesi sabah çıkardınız. İndiriyor, şişliğini falan da indiriyor aslında. Hiç işe yaramıyor diyemem ama çok çok işe yarıyor da diyemem. Bilmiyorum. Onun da kararını size veririm. Bunu da geçiyorum. Şimdi evet. Şöyle bir ürün. Bayağı yine dibine kadar matlaştırıcı bir pudraydı. Böyle yani memnunum ama çok aman aman bir şey değildi yani. Şu an elimde zaten farklı bir markanlık var. Beerlysin mi var? Aynen, Beerlysin ki var. Galiba Beerlysin ki daha etkili diye düşünüyorum. Bunu o yüzden geçiyorum. Size takviye edici gıdamı anlatırken söylemek istediğim biyotin buydu arkadaşlar. Bakın iyi akıllık etmişim, atmamışım bunu. Size göstermek için atmadım muhtemelen. Bu biyotini kullanıyordum ben bahar aylarında. Mesela Eylül, Ekim, Kasım, bir de Mart, Nisan, Mayıs. Bunlar ilkbahar ve sonbahar zamanları. O zamanlarda kullanıyordum. Tırnaklarımı güçlendirmek, saç dökülmemi azaltmak için. Şu an ablam kullanıyor bunu. Ablam da çok memnun, ben de çok memnunum. Gerçekten dökülmeyi azaltıyor büyük oranda. Tırnaklara da çok iyi geliyor. Biyotin, yani eğer ki dökülme ile alakalı bir probleminiz varsa ya tırnaklarım çok çabuk kırılıyor ile alakalı bir probleminiz varsa kesinlikle biyotin. Aklınıza ilk gelmesi gereken madde bu. İçerisinde biyotin olan şeyler alacaksınız. Az önce gösterdiğim şu. Beauty Box'un içinde bu vitaminden zaten hali hazırda var. Bu sadece tek başına biyotin. İçerisinde farklı herhangi bir şey yok. Evet, direkt biyotin yani. Yumuşak jelatin kapsül içerisinde biyotin. Ama bunun içerisinde hem biyotin hem diğer vitaminler de var. O yüzden bunu kullanıyorum. Ama bundan da memnundum. Ben hani diğer takviyelerimi farklı şekilde alıyorum. Sadece biyotine ihtiyacım var derseniz kesinlikle bu markanınkini öneririm. Trendyol'da çok fazla biyotin var ama şuna iyice bir bakın. Ben bunu öneriyorum. Kullanmış biri olarak. Bunu da geçiyorum. Bir tane daha lip balm geldi elime. Şöyle göstereyim. Bunun da yine içi tamamıyla kullanılmış. Hiç kalmamış yani. Kokusu güzel. Ama Color Me'nin bir şeyi. Lip balmı ama öyle aman aman bir şey değil yani arkadaşlar. Nemlendirmesi de öyle aman aman değil. Renk de çok vermiyor. Öyle işte. Öyle işte. Şimdi... benim çok severek kullandığım bir hidroterapi nemlendirici. Gerçekten çok çok severek kullanıyordum. Bakın hiç bir damla bile kalmamış içerisinde. Ne kadar severek kullandığımı anlayın.
Bunları da her yerde bulamıyorum da. Böyle de bir sıkıntısı var. Şu anki nemlendiricimden de çok çok memnunum. Cyber Wellness markasının anti-aging, yani bu küçük kırışıklıklara iyi gelen bir nemlendiricisini kullanıyorum. Ama bundan da çok aşırı memnundum. İthalatçısı Eve. Eve'de bulabilirsiniz bundan. Ama bazen 101'e falan da geliyordu. Böyle yüzümüze sürdüğümüz anda emilen, yağlı hissi bırakmayan, biliyorsunuz artık beni izleyenleriniz varsa, o tarz nemlendiricileri sevdiğimi biliyorsunuz. Bu nemlendirici de kesinlikle öyle bir nemlendirici. Çok çok severek kullandım. Kesinlikle öneririm de. Bir dezenfektan, antiseptik bir dezenfektan. Bunu geç, neyin anlatayım ki? Dezenfektan işte. Evet, şöyle bir ürün. Pastelin kaş sabitleyicisi. Bu arada aşırı aşırı yoruldum. Çok yoruldum. İkinci videom olduğu için. Sabahtan beri konuşuyorum, hazırlanıyorum. Hatta Instagram'a da bir tane reels videosu çektim. Çok yorgunum. Şu an gıdım mıdım çıkıyor olabilir. Yani böyle konuşuyorum çünkü bayıldım iyice. Belim de ağrıdı. Son böyle şeylerimi, enerjimi oynuyorum. Pilimin sonuna geldim. Şunu da hemen göstereyim. Pastelin kaş sabitleyicisi. Hiç memnun değildim. Gerçekten kaşlarıma dehşet döktü. Bir de kullandıkça böyle bir renk aldı. Pis gibi duruyor. Şöyle. Aslında şeffaf olması lazım bunun. İşte kaşımı taradıkça falan böyle bir renk aldı. Sevmedim. Yani kullanırken de sevmiyordum zaten. Öyle bir daha almam. Zaten şu anlarımda farklı bir markadaki var. Fırçası falan da iyi değildi bu arada. Onu da sorarsanız fırçası da iyi değil. Sonra evet, elime böyle bir şampuan kutusu geliyor. Cyber Wellness markasına ait bir şampuan. Yine çok bitki bitki kokan bir ürün. Aşırı seviyorum bu markanın ürünlerinin kokusunu. Sebebi ise gerçekten bitkisel oldukları için, içerisinde herhangi bir parfüm, kimyasal, yani koruyucu bile olmadığı için çoğu gıda ürünlerinde. Hepsi bitki bitki kokuyor. Çayları falan da dahil. Hepsi komple. Ve o kadar güzel bir hissiyat veriyor ki bana böyle kokmaları. Arınmış, temizlenmiş hissediyorum kendimi böyle resmen. Kırlarda, bahçelerde hissediyorum. Bu da şey. Daha önce anlatmıştım yine ürün inceleme videomda anlatmıştım uzun uzadıya. Yıpranmış ve kurumuş saçlar için, böyle fazla boyalı işlem görmüş saçlar için bir şampuandı. Çok köpüren bir şampuan değil. Çok köpürmüyor. Bu da yine kimyasal olmadığı anlamına gelir. Ben severek kullandım. Hatta yenisini sipariş etmek üzereyim. Yenisini sipariş edeceğim. Bunu ben işte şuradaki saç maskesi ve bir de saç kremiyle kullanıyorum. Saç maskesi ve saç kremi. Saç maskesi bitti. Saç kreminden biraz daha var. Bu da tamamen bitti. Yine kullanırım ama yani severek kullandığım bir ürün. Bunu da geçiyorum. Evet, bir tane daha şampuan kutusu. Elsev'in boyalı saçlar için şampuanı. Bunu Kasım ayı alışverişinde göstermiş olmalıyım hatırlıyorsanız. Hatta şey olarak almıştım, ikiliydi. İki tane bundan, bir tane de mor şampuan veriyorlar yanında. Öyle bir üçlü bir setti. Mor şampuanı hiç açılmamış bir şekilde duruyor. Çünkü sarıdan tahmin ettiğimden daha erken döndüğüm için bir tane mor şampuan o şekilde elimde kaldı. Bunlar da renk koruyucu şampuan. Öyle aman aman sevmedim. Yani şöyle, kokusu falan güzel ama renk falan koruduğunu düşünmüyorum. Ama böyle hani şey de yapmadı. Kepeklenme vesaire, yapış yapış işte sertleştirme falan da yapmadı. Yani işte belki siz memnun kalırsınız, siz kullanın. Bu arada bundan iki kutu bitirdim. Diğer kutusunu da atmamıştım ama nereye koyduğumu hatırlamıyorum. İkisini de bitirdim. Boyalı ve refleli saçlar için zaten bu. Şöyle yine yakından göstereyim. Yani bir daha alır mıyım? Almam. Zaten boyasını korumuyorsa bir anlamı da yok. Hani daha bildiğim içeriği temiz bir şampuan kullanırım. Ama aksi bir kötü, bir olumsuz bir sonuç da yaratmadı. Şimdi elime şöyle küçük küçük şeyler geldi. Bunlar ne? Ha, bu Golden Rose'un minik rujları var ya, bakın hiç kalmamış bendekilerin. Hepsini kullandım. Şöyle renkleri de göstereyim. Bunlar da yine çok çok minikler. Hani böyle çantaya atmada falan kolaylık oluyor ama ben hiç süremiyorum. Yani bir türlü rahat edemiyorum sürüp. O yüzden bir daha almam. Muhtemelen bunu da yine kasa yanından falan almışımdır. Golden olsun minik rujlarını. Ay! Kız! Sesim soluğum kalmadı. Niye bu kadar çok yoruldum ya? Evde durdukça, hareket etmedikçe daha çok yoruluyoruz. Şimdi son bir tane bir şey kaldı. Onu gösteriyorum size. Bu da bu şampuan. DP'nin bir şampuanı. Çok 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 uygun bir şampuan. 12 lira falan mı? Öyle bir şey olması lazım ve kocaman. Bunu ilk aldığımda 800 ml, mesela 800 ml.
İlk aldığımda o kadar çok böyle merakla ve mutlulukla almıştım ki ay işte çok işe yarayacak. Bütün Türkiye influencerlar deli gibi bunu paylaşıyor, tamam mı? Özellikle bu çörekotlu olanında şu elimdeki yani. Bir paylaşıyorlar, anacım görmeniz lazım. Sanki böyle aşırı mucizevi bir şampuan yani. E dedim ben de alayım zaten 11-12 lira ne olabilir ki hani. Aldım ve kocaman da. Ve şöyle sıkılıyor olması da çok iyi banyoda. Ay bir şampuan bu kadar mı saçlarımı kötü yapar? Bakın az önce iki farklı şampuan daha gösterdim size. Yani onların da olumlu olumsuz yanlarını söyledim. Ama bu gerçekten hiç sevmediğim bir ürün. Yani markayı da etiketleyerek Instagram'ımda da paylaştım. Yani her yerde bunu söylemeye çalışıyorum. Evet siz kullanıp memnun kalabilirsiniz. Sizin saçınıza hitap ediyor olabilir ama bana etmedi. Ve bunun bu kadar çok herkes tarafından beğenilmesi beni çok garibime gitti. Çünkü ben bunu bir hafta deneyip bırakmadım. Bir haftadan daha fazla bir sürede hani denedim yani. İstikrarla saçımı her banyodan çıkıyorum. Saçım yapış yapış bu kafama yapışmış oluyor ve kazık gibi sert oluyor, anladınız mı? Tarayamıyorum saçlarımı. Bir ton saçımı döktü tararken ya. Çünkü hep böyle yapışık yapışık ve sert bir şekilde çıktığım için duştan artık böyle hani açarken çok fazla dökülüyordu saçlarım. Ay bu kadar mı memnun kalmam, o kadar. En sonunda böyle sinirle patlayarak Instagram'da paylaşmıştım ben bu şampuanı. Hiç memnun değilim, sakın almayın. Çünkü insanlar da beni bekliyor Instagram'dakiler. Böyle diyenler oldu yani, hani sen kullan sana göre alacağız. Hatta ben bunu beğenmedim diye paylaştıktan sonra Ayaz daha alıyordum. İyi ki beğenmediğini söyledin falan filan diye geri dönüşte bulunanlar da oldu. Gerçekten yani hiç sevmediğim bir şampuan. Nesi bu kadar çok övülüyor? Özellikle çörekotlu olanı şu. Nasıl bu kadar övülü hiç anlamıyorum. Evet kokusu güzel, böyle çörek otu kokuyor. Çörek otu yağı var. Hatta ilk aldığımda da şey demiştim. O çok güzel işte, çok böyle umutluyum yani, anladınız mı? Bayağı böyle umutluyum ama arkadaşlar hiç yani bir şampuan bu kadar kötü olabilir. Yapış yapış ve sert yaptı saçlarımı. Bence ben buna gereken süreyi de verdiğimi düşünüyorum. Hani az kullandım. Bir iki gün kullandım. Bana etki etmiyor demiyorum yani. Gerçekten uzun sürede kullandım ama yok, olmadı. Şimdi bu niye var elinde, bitirmedin, niye anlatıyorsun derseniz bu yarıya kadar bitmiş durumda. Ama şampuan göreviyle kullanılmıyor. Ben gittim bunu sıvı sabun kutumuza doldurdum evde. Gittim işte annem yer silerken yer silme suyuna sıktım mesela. Anladınız mı? Böyle yerlerde kullanıyoruz. Banyo yıkanacak mesela. Banyo yıkanacağı zaman banyoya sıkıyoruz. İşte bununla yıkıyoruz falan filan, anladınız mı? Çünkü kocaman, atmalı yani, yazık olur. Saçımıza vücudumuza da kullanamıyoruz. O zaman dedik o tarz şeylerde kullanalım. Elimizi falan yıkayalım. Öyle yani, şu an bu görevi görüyor kendisi arkadaşın. Hala daha içinde var. Bu görevi görmeye devam edecek. Şampuan haricinde her şey olabilir. Saçlarıma yaptığım en büyük kötülüktü. Bunu da atıyorum. Başka kaldım ürünüm. Hızlı hızlı bir bakıyorum. Anlatmadığım daha yok galiba. Şurası şu an bir görseniz var ya, Allah. Karman çorman kutularla dolu. Ve videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle yatmayacağım ya. Aşırı aşırı uykum geldi. Biraz enerjimi de düşük yansıttıysam size kusura bakmayın sonlara doğru. Şöyle yatıp uyuyacağım en son. Çok yoruldum gerçekten. Bir de insan hiçbir şey yapmaya hamlıyorsun evde. Ben mesela birkaç olumsuz şey yaşadım. İşte vize haftamdı, işte Ramazan'dı, farklı şeylerdi. İşte bundan bir video ya da iki video olabilir bilmiyorum. Bir vlogda size Mia diye bir kediden bahsetmiştim. O kediyi kaybettik arkadaşlar işte. Onun üzüntüsü olsun. Böyle birkaç olumsuz şey üst üste geldi. Ve ben böyle bildiğiniz depresyona falan girdim. Kilo verdim. Gibi gibi böyle saçma sapan olumsuz şeyler yaşadım. O yüzden de içimden böyle video çekmek falan da gelmedi. Sonuçta siz beni kötü etkilenmek için izlemiyorsunuz. Size güzel enerjiler yollamam lazım. Bir şey vermem lazım. Siz bana zaman ayırıyorsanız. Dolayısıyla videoda çekmemiştim. Uzun sürede çekmediğim için de hamlamışım. Hemen yoruldum mesela bugün. Normalde ben günde 3-4 video çektiğim zamanları bile hatırlıyorum gerçekten. Ama şu an bugün 2 video çektim ve kıyafetimi bile değiştirmedim. Saçımı, makyajımı bile değiştirmedim. O videoda da aynı bir şekildeyim. Ona rağmen çok yoruldum bugün. Gerçekten işleyen demir parıldar. İşleyelim, parıldamaya devam edelim. İnsan durdukça, hiçbir şey yapmadıkça daha kötü, daha olumsuz etkileniyor. Neyse, videomuzun sonuna geldik. Benim bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. Hepsini tek tek anlattım, inceledim. Belki aranızda almak isteyenleriniz varsa bunlardan birini, benim görüşlerim yardımcı olmuş olur. Ellerimin dediğim gibi tekrar kusuruna bakmayın, ürünler var burada. Beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın.
Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Benden istediğiniz böyle farklı video içerikleri varsa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim anlattığım ürünler arasında kullandıklarınız varsa ve benimle farklı bir görüşteyseniz onu da mutlaka belirtin. Hani sizin görüşünüzde diğer insanlar için, izleyenler için bir şey olur. Farklı bir bakış açısı olur. Yani mesela atıyorum ben o ürünü kullandım, sen memnun kalmamışsın ama bence şöyle şöyle dediğiniz bir şey varsa mutlaka aşağıya yazın. Hep birlikte faydalanalım. Bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.